Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sözleşmeli memurlara, sözleşmeli çalışan arkadaşlara kadro eli kulağında arkadaşlar. Neden? Çünkü seçim geliyor. Bunu kim iddiayı, bu iddiayı kim ortaya attı? Twitter'da fenomen Ankara kuşu arkadaşlar. Ankara kuşu genelde tahminlerinde doğru çıkan Ankara kulislerinde tüyoları alıp bilgi veren bir Twitter fenomeni arkadaşlar. Ve sözleşmeleri kadro geleceğini açıkladı. diye de düzenleme geleceğini açıkladı. Artık KYK'da biliyorsunuz kamu çalışanların bazıları atılmıştı. Onlarda da disiplin suçu olmayanların geri iade edeceğini de açıkladı arkadaşlar. Gelin detaylar birlikte bakalım. Merakla beklenen kamudaki sözleşme personelinin kadroya alınmasıyla ilgili oldukça dikkat çekici bir paylaşım geldi. Tüm sözleşmeli personeller kadroya alınacak. Ankara siyasetinde aldığı son dakika bilgilerini Twitter'da paylaşan Ankara Kuşu sayfası dün başlattığı bomba kulis bilgilerinde bir yenisini daha ekledi. Dün EYT'nin bu yılın Haziran ayında çözüleceğini, en geç 2022 Mayıs ayına kadar da Türkiye'de genel affın çıkacağını iddia eden Ankara Kuşu, az önce de bu yıl içinde kamuda çalışan tüm personelin kadro yanılacağı sürprizini açıkladı. Çok beğenilen ve yorum alan paylaşımda Ankara Kuşu bu duyumu en geç Temmuz 2022'de sözleşmeli tüm personeller kadro yanılacak diye arttırdı arkadaşlar. Bu gerçekleşir mi? Bize göre gerçekleşir. Çünkü geçmiş yıllarda seçim öncesi 2011 yılını hatırlıyorum. O dönemde de arkadaşlar sözleşmeli bütün personel bir gece yarısı kararnamesiyle kadroya alınmıştı. Yüz binlerce hem sözleşmeli öğretmen hem sözleşmeli çalışan seçimden yaklaşık bir 10-15 gün önceydi arkadaşlar o dönem. Haziran ayında seçim olmuştu. Kadro çalışması Mayıs ayında bir genelgeyle duyurulmuştu. Yine aynı şekilde olabilir. AK Parti seçimi kaybetmemek adına elindeki bütün kozları deneyecektir. Zaten malum arkadaşlar ekonomi çok kötü gidiyor bu aralar. Hani elini güçlendirecek EYT var çıkarırsa ki çıkaracak onunla da bir düzenleme yapılacağını hepiniz biliyorsunuz. Sözleşmeli personeller var. Genel af, genel af çıkacağı da konuşuluyor. Yani AK Parti kötü giden ekonomiyi kaybettiği oyları bu tarz düzenlemelerle yıllardır süre gelen problemleri düzeltmeyle arkadaşlar oyunu arttırmayı planlıyor bilginiz olsun. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sözleşmeli personelseniz, EYT bekliyorsanız, iş ilanları bekliyorsanız kanala abone olup bildirim için açın. Arkanıza yazsınım bizden gelişmeleri bekleyin arkadaşlar. Şu ana kadar eklediğimiz bütün haberler gerçekleşti. Bu haberler de gerçekleşecek. Biraz zamana ihtiyaç var diyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.